Evet bir yandan da gazete manşetleri ekrana yansıdı. fotomaç gazetesi Kazıköy'de rakip Kara Gümrük başlığını atmış. Ve e, İsmail Kartal'la ilgili hemen hemen her gazetede benzer fotoğraf ve haber yer alıyor son kez evet. huzurda. E, Teknik direktör İsmail Kartal bu sezon son kez Kazıköy taraftarının karşısına çıkacak. E, görev süresi 2 maç sonra dolacak olan. Ee, tecrübeli çalıştırıcı galibiyetin yanı sıra güzel futbolla veda etmek istiyor ifadeleri kullanılmış. Hikayesi olan bir maç olacak belli ki. E, hocanın Kadıköy'de taraftarla son buluşmasında ee, öyle görünüyor hocam. <laughs> Biz tabii ki duygusal bir yapıya sahibiz. O yüzden duygusallığı evet. <laughs> da seviyoruz. Bazen bu maçlara bile duygusal yaklaşmamız mümkün. işte dedi ki son iki hafta genç futbolcuları göreceğiz. Keyif. Ama bir açıdan da bakıldığında yine sağlam bir hikaye. Yani e, lig daha uzun olsa belki de başka bir yere evrilebilecek bir hikaye. İsmail Hoca Fenerbahçe hikayesi. O yüzden tabii içimizde hep bir burukluk olacak sevgili e, Ceyda Türk insanı. Yani mazlumun yanındadır cümlesi vardır. Bunu biraz şöyle değiştireceğim. Türk insanı haklının yanındadır. Hak edenin yanındadır. Türk insanı adaletten yanadır. Yani İsmail Hoca bu sene Fenerbahçe'de gördüğü, gösterdiği performansla önümüzdeki sene de devam etmeyi hak etti diyebileceğimiz kadar iyi bir Fenerbahçe gördük onunla birlikte. Tabii bunun gerçekleşmeyeceğini bilmek bizim içimizde de bir burukluk yaratıyor. Ama diğer taraftan da yaşamın gerçekleri var. Programın evet. başında konuştuğumuz gibi işte bazen başka yerlere göç ediyorsak bazen başka takımlara da gitmemiz gerekiyor. İsmail Hoca başarılı bir şekilde, görevini çok iyi bir şekilde yapmış olmanın huzuruyla, gururuyla büyük bir ihtimalle bir başka takımın başında Fenerbahçe'ye önümüzdeki sezon rakip olacak. Ee, o yüzden bu sene o başarılı bir şekilde sürdürdüğü yürüyüşün ben yeni takımda da devam edeceğine inanıyorum. Nereye gideceğini bilmeden çok genel konuşuyorum. Ama Fenerbahçe'de büyük hedeflere yelken açma düşüncesiyle yeni planlamalar yapılıyor, yapıyorlar da. O yüzden ben şu an e, konuşulan hocalar doğrultusunda e, Fenerbahçe e, eğer tercihini o yandan kullanırsa önümüzdeki sene içinde taraftarın buna anlayış göstermesini e, kesinlikle daha doğru olarak görüyorum. Peki bir de Fenerbahçe'nin e, sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'ine bakalım. 11 üzerinden konuşalım. E, Kuşkusu İsmail Kartal hoca güzel veda etmek isteyecek e, taraftara galibiyetle ve güzel oyunla. Kendisinin de ifade ettiği gibi özellikle kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyorken. Diğer yandan da e, yeni gelecek hocaya Avrupa evet. Kupalarına Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş bir takım bırakma. E, durumu da söz konusu her hocanın vedası böyle olmuyor hocam. Evet. E, kaleci Altay savunmada Nazım Serdar, Tiseren Ferci, orta alanda Gustavo Zayt, sağda Osay Samuel, solda Rossi, 10 numarada İrfan Can Kahveci ve ileride Serdar Dursun. O bizim hep bahsettiğimiz özellikle son dönemdeki kadro istikrarı e, ne kadar önemli bunu alınan sonuçlarla birlikte görmüş olduk Fenerbahçe'de hocam. E tabii İsmail Hoca'ya bu başarıyı getiren e, önemli faktörlerden biri de kadro istikrarıydı. Kadroda istikrar varsa daha iyi performans var. Daha iyi performans daha çok galibiyet, daha iyi oyun demek. Bu hem takımın oyununu hem de futbolcuların bireysel form seviyesini yükseltiyor. Kaliteleri ne olursa olsun bu 11'de de ben iyi bir performans bugün için en azından görebiliyorum. Ama biraz daha bilmiyorum duygusallaştırabilir miyiz bugünkü maçı? Hayali Fenerbahçe'de olmak olan bir İsmail Hoca Fenerbahçe'den ayrılacak diyoruz. Ama karşısında da hayali yakın bir gelecekte yine Fenerbahçe'nin başında olmak isteyen bir Volkan Hoca var Karagümrü'nün başında. Yani o da Fenerbahçe'de yaptığı o büyük kariyerden sonra e, tabii ki bu hayalleri kurma hakkına e, sahip. Ben e, onun da günün birinde Fenerbahçe'nin başında olacağına kesinlikle inanıyorum. Orada olabilmek için daha ilk yılınızda bazen de gönlünüzü verdiğiniz o takıma karşı iyi bir performans istersiniz. O yüzden Karagümrük'te İsmail Hoca'nın bugünkü o planlarını zorlama adına apayrı planlarla sahada olacak. Böyle ben Karagümrük takımını da bu akşam için hazır olarak sahada olacak diye düşünüyorum. Son haftalardaki performansları da iyi bir sonuç alabilecek kadar iyiydi bence. Ve e, Sabah gazetesi de yine maça dair gelişmeleri sayfasına taşımış. Alexander Sorlot Fenerbahçe'ye çok yakın ifadesini kullanmış. Beşiktaş'ın da futbolcuyla ilgilendiğini biliyoruz. E, Trabzonspor'a da ilk teklif yapılacak kulübü tarafından, Leipzig tarafından eğer satışı düşünülürse. E, diğer taraftan takvim gazetesinde de Fenerbahçe'yi çok heyecanlandıracak taraftarı. Luis Suarez'e 10 milyon euro <laughs> bana yolda da dışarıda da sosyal hayatımda da yaptığımız Futbol Plus'ta dijital yayınlarda evet. da Fenerbahçe taraftarının en çok sorduğu isim Sörlottan ziyade Luis Suarez öyle heyecanlanmışlar ki çok enteresan. Ya mutlaka şimdi bana da sorsalar ben de hemen gözü kapalı Hepimiz. Suarez derim. Ya Çok ilginç biri bir defa saha dışında hatta saha içindeki bazı davranışları evet. bile. Geçmişte onu dünyanın merkezine bile taşımıştı bir dönem. İzlemek de Şimdi, isterim ben Türkiye'de kesin, herkesi. Kesin var. kalite olarak da veya kariyer olarak da Sörlot'un şu an için çok önünde. Tabii Sörlot'la ilgili Beşiktaş e, bazı girişimlerde bulunduğu için bize gelen rakamlar şuydu. En azından 3 milyon kendi istiyor. E, bir 8 milyon civarında da Leipzig istiyordu. E, böyle hesap yaptığımız zaman zaten 11'e ulaştınız. E, Suarez 10'sa. Acaba orada bir şey olur mu diye o soruyu hepimizin kendimize hatta Fenerbahçe yönetimine e, sorma hakkımız var diye düşünüyorum. O işin bir boyutu. Ama ben genel olarak birkaç cümle söyleyecek olursam bakın futbolcular arasında çok büyük farklar yok. Hocalar arasında da bir açıdan yaklaşıldığında çok büyük farklar yok. İşte ile İsmail Hoca'yı bu konuda konuşabiliriz veya Fenerbahçe'den örnek verelim. Ya aynı futbolcular sezon başı başka performans, şu an başka performans. Demek ki işin içinde yönetim, teknik heyet, takım ve taraftar hatta takım bir kenara koyalım. Taraftar görevlerini çok iyi yaptıktan sonra futbolcuların performansı artıyor. Bireysel e, performansları da artıyor. Bakınız Trabzonspor bu şekilde şampiyon evet. olundu. O yüzden Bence doğru yatırımları yapmak, o doğru yatırımların içinde de şu an ekonomik yönden kulüplerimizin sıkıntısı olduğu için illa kariyeri büyük, adı büyük, geçmişini satın al alacağınız futbolculardan ziyade tamamıyla geleceğe yatırım olarak kararlar alırsanız, öyle futbolcular alırsanız bence hem şampiyon olma şansınız var hem de ekonomik yönden doğru noktaya ulaşma şansınız var. O yüzden o birlik beraberliği ön plana çıkarırlarsa daha doğru olur. Ama günümüzde şu gerçek de var. Bazen şampiyonluğu riske etmeme adına. Onu diyoruz ya. Evet. Eğer madem bizim kalitemiz farklı veya biz daha kaliteliyiz. Rakip kadar koşarsak maçı kazanırız olgusunu. Şampiyonluğa yansıtma adına Fenerbahçe ben kaliteyle de rakibimden fazla olacağım diye o, tır, o yatırımları yapabiliyorsa... Onlara da saygı duyuyoruz çünkü büyük takımların içinde şu an şampiyonluğa bence en çok ihtiyacı olan hatta muhtaç olan takım Fenerbahçe. Dolayısıyla e, riske girmek istemiyor yönetimde hem transferde evet. bu sezon. Hem de teknik adam tercihinde ki e, önümüzdeki hafta itibariyle de Resos'ta yapılacak olan görüşmelerin artık İstanbul'a taşınmasını bekliyoruz. E, sonrasında da büyük ihtimalle e, artık bir açıklama gelir Jesus önümüzdeki sezon Fenerbahçe teknik direktörüdür diye. İstanbul'a taşınırsa zaten iş bitmiş demektir. Yani böyle belirli seviyen üzerine çıkmış olan başkanlar ki bu birçok sektördeki insanlar için geçerli. Onlar genelde hayır cevabını almaktan hiç hoşlanmazlar. Onlar işleri öyle planlarlar yönetirler ki karşıdaki evet der. Bu da kamuoyuna yansıdığı anda artık orada hayır cevabı bence Yezus'un ağzından kesinlikle çıkmayacaktır. Bu gün bile bence Fenerbahçe artık Yezus'ta yoluna devam edecek noktasına ulaştık ulaştı diye düşünüyorum.